Dövizdeki artışla akaryakıta da 1 lira üzerinde zam geleceğinin açıklanmasıyla araç sürücüleri akaryakıt istasyonlarına akın etti ve istasyonlarda uzun araç kuyrukları oluştu. Artan maliyetler ve taşıdıkları yolcu sayısı düşen ulaşım esnafı da gelen zamlardan şikayetçi. Ulaşım esnafı ticari akaryakıt uygulamasına geçirilmesi ve akaryakıtta KDV'nin kaldırılması talebinde bulundu. Döviz kurunda yaşanan dikey yönlü hareket akaryakıt fiyatlarını artırdı. 25 Kasım itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş, LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam geldi. Zam haberini duyan akaryakıt istasyonlarına akın etti. Zamsız akaryakıt almak isteyen sürücüler istasyonlarda kuyruk oluşturdu. Ufak da bir parça olsa herkes kar yapmayı düşünüyor. Hani herkes büyük ihtimalle benzinini dolduruyor bu akşam, işte mazotunu fulluyor. Bana 500 aldın, bana 2 gün yetmez. Yapılan zamlar ulaşım esnafını da kara kara düşündürmeye başladı. Her şeye zam geldi. Bağkur primlerine zam geldi, yakıta zam geldi, lastiğe zam geldi. İlçe taksiciler olarak zor durumdayım. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, son zamlarla esnafın ayakta durmasının ve geçimini sürdürmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bu pandemiden dolayı iş kaybı çok büyüktü. Toplu ulaşıma zam geldi, mazota zam geldi. Aradaki açığı kapatmaya çalışıyoruz. Serik Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Sedat Karagöz'e, ulaşım sektöründe ticari akaryakıt uygulamasına geçilmesi, ayrıca akaryakıtta KDV'nin kaldırılması talebinde bulundu. Girdiler de çok yüksek. Akaryakıt, lastik fiyatları, araçların bakımı, toplu taşıma esnafımız hani gidip geliyorlar, rotasyonla saatlerine uyuyorlar ama para kazanamıyorlar. Devletimizin tekneleri, gemileri, uçakları destekledikleri gibi ticari taşıtların da akaryakıt desteğinin acilen sağlanması lazım. Yani toplu taşımda da, kamyon yük naklinde de, taksilerimizde de, servislerimizde de akaryakıt çok yüksek. Onun için esnafımız bu konuda çok sıkıntılı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu fiyat hareketlerinin serbest piyasa koşullarında kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluştuğunu duyurdu.